Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı olan Franç Baroş karşılaşmasını değerlendireceğiz. Trabzonspor ilk karşılaşmada 3-2 ayrıldı. Canımız sıkkın. Yine canım çok sıkkın. Kızgınım. Diyeceğim lafları seçerek konuşmaya çalışıyorum. Şunu diyeyim. Basın toplantısında olsam Abdullah Avcı'ya şunu sorarım. Bu takımın bir hücum planı var mı? Bu takımın çizilmiş bir hücum planı var mı? Bunu direkt sormak isterdim. Yenilgi umurumda değil. Bir önceki videolarımda şey demiştim. Yani oyun tamam okey oyun olmasın skor alalım. Ama skor gelmezse her şey konuşulur. Yani skor gelmezse her şey tartışılır. Burada da bunu tartışacağız. Sizin yorumlarınızı da yazmanızı merak ediyorum. İçimden beğeni atın bile diyesim gelmiyor yani ama atın işte beğeni, abone olun, yorumlarınızı yazın bakalım arkadaşlar. Şimdi i̇lk bir çıkan ilk 11'i değerlendirelim. Ya e ne değerlendireyim? Ne Ben hocanın arkasındayım ama yani bu takımda en tamir demediğim şey Kopenhag maçında da aynısı oldu. Reaksiyon. Ya son dakikada şişir, bir şey yap, vur, kır. Kupanak maçında da aynısını ya. Hakem o kadar yan pas, geri pas yaptık ki yani sonucu neredeyse oynatmadı bile ya. Geriye dönüyoruz, ileri dikini oynamıyoruz. Yani dikine, yani dik demeyeyim de. Ya biri bir inisiyatif eline alan yok. Hamsik girdikten sonraki, Hamsik hiç hazır değil. O inisiyatif almaya çalıştı. Gene bir şeyler değişti. Yani %1'lik hamsik takımın çeyresini değiştiriyor ama takımda yani sorumluluk alan yok. Şişirmiyoruz. Yani A, A planımız var. B, C, D planımız yok. Yani böyle bir yoldaki planımız yok. He şişirmedik bile ya. Şişirmedik yani. Şimdi bunun nesini analiz edeyim. Ha, edelim analiz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi yani çıkan ilk 11'e bakalım. Çıkan ilk 11'e çok itirazım yok. İtiraz ettiğim nokta Abdülkadir ömür Benim ömürle alakalı yani artık savunamıyorum diyecek bir şeyim yok haklısınız olmuyor ömür olmuyor ömür olmuyor ha, ne olabilir ha, ne olabilir valla eğer yoksa bundan sonra işte bir süre yok Dorukan yok e, Perez yok Vicho yok sağ tarafta bir takım sıkıntılarımız var tamam ya ben 4-4-2 tarzı bir şey dönmeye okey mi? Dönelim 4-4-2'ye. Yani trezegi, Gbamin, Hamsik öyle bir şey yapalım. Ya da Bakay'ı öne atıp, yani olmuyor çünkü. Yani sağ açığımızda açık özellikle biri olmasın. En azından pozisyon kaybetmeyen, pres yapan bir oyuncu olsun ya yani ben buna fitim. Olmuyor çünkü. Yani düşün şimdi naci olabilir, deneyebiliriz. Ama ömürlü olmuyor oynamıyor da oynatamıyoruz da. E tabii değişmesi gereken birçok şey daha var. Orta sahanın yani bu kadar acemice Bartrin'in sahada yok olması e tabii bunlar düzeltilmeli. Mesela Ömür direkt 45'te çıkarılmalıydı. Şimdi bu maçı ömür üzerine okumak istemiyorum ama yani başlarından birisi yani kaptan olarak çıkıyorsun. Sıfır etki. Sıfır etki olduğunu Abdullah Avcı da görüyor. Hocam bu zamana kadar yaptığın zaten ani değişiklikler takıma etki etti. 12 dakika Müraniye'ye sabrettim. Paroti çiftlediğinde direkt skor geldi ki belki bazı ameliyatları derken yapsak, takım derken canlansa o skor gelebilirdi belki daha farklı bir şekilde. Hani ben size şey diyordum. siyopis bazı maçların e, değişik planı olabilir. Mesela bu maçta o sertliği arttırmak için o çabukluğu arttırmak için böyle bir şey yapılabilirdi. Siopis oyunu alınabilirdi. Yani hoca ya hocayı yerden yere vurmak istemiyorum ama yani hoca tempoyu arttırmaya yönelik çok az yaptı. Çok az hamle yaptı. Oyunculara da söylenecek şey var. Rakip 10 kişiyken Trabzonspor 2 tane gol yedi. Rakip 10 kişiyken Trabzonspor 2 tane gol yedi. Rakip 2 tane Atletik siyahi futbolcusuna biz maçı verdik. Fizik kalitemiz o kadar kötü ki sahada duramıyoruz. Skor gelse tamam diyeceğim. Okey sistem sistem sistem. Ama skor gelmezse konuşur bu insanlar ben de konuşurum. Konuşan insanlara da hak veriyorum. Ne derlerse hakkıdır. Thomas Tuchel, Tuchel. Thomas Thomas Tuchel. Şampiyonluğu kazandı. Geçen sene fena performans göstermedi. Kaotik Chelsea'de adam Dinamo Zagreb maçında yenildi diye kovuldu. Bir şampiyonlar ligi bir senelik kredisi var. Hocaya kredi tabii ki de verilmeli. Kredisi var dedim. Ben dedim burada. Böyle olmaz ama. Bu olmuyor. Yani haftaya en kötü benim haftaya umudum yani nasıl oyun oynayacağız alakalı bir umudum yok. Haftaya maçımız zor. Adana Demirspor deplasmanında ne yaparız bilemiyorum. Asıl en büyük sıkıntı bu. Geriye dönüp baktığımda. Evet dedim Antalya Spor maçında maç gitti geldi. Ama orada da bir takım riskler aldığımız için maç gitti geldi. Bir takım riskler aldık. Ne zaman dikini oynamaya başladık. Ne zaman agresif oynadık. Ne zaman hucum odaklı oynadık. O zaman ama hücumda da çizilmiş planımız yok. Geçen sene vardı mesela hamsik sol çapraza gidiyordu, içeri kesiyordu. Baka sol çapraza gidiyordu, içeri kesiyordu. Şimdi bunları da göremiyoruz. Vakaya izolasyonu vardı. E bu da yok şu an. Duran toplar, rezaletiz duran toplarda. Geçen sene ligin başında atıyorduk. E ceza sahasında koşatan oyuncularımız vardı. Şimdi at, yani atamıyorlar, atıyorlar ama servis yapan oyuncu yok. Eksik çok. Bugün attığımız ilk gol zaten Maxi Gomez'in özel becerisiyle takıma fayda sağlayacağı çok belli oldu oyuncunun zaten. Özellikle bağlantı oyununda ama bu kadar bağlantı oyununa sahip oyuncumuz var. İşte Jandini va bağlantı oyununda etkili. Maxi Gomez bağlantı oyununda etkili. Umut da etkili olduğunu gördük. Orta sahamızda oyuncuların ayakları iyi. Ama hızlı pas yapmıyoruz. Topuzu çevirmiyoruz. Yani yan yapıyoruz. Dikine şey yapmıyoruz. Durağınız. E yap ya. Al topu eve, alıp topu eve götürelim yani. Bugün maçta %74'ü top oynamış Spor. Ne yapalım? Yani. Ne yapalım yani? Top bizdeyken. İkili mücadelelerde iyi değiliz. Maçın tamam belli şeyinden sonra oyuncular yani yırtındı çırpındı ama o çırpınma şeyi genel anlamda sağ ayaklarımız yere basmıyor. Gerçekten yani çok kötü hissediyorum kendimi yani konuşacak bir şey bulamıyorum. Anlayamıyorum ama yani soru olması gereken soru bu. Bu takımın çizilmiş hücum planı var mı? Yani bu uçak muşak olayları iptal yani otobüse dönsünler. Otobüse dönsünler. Takımda belli sıkıntıların olduğu belli içeride. İşte Yusuf Yazıcı'nın menajeri abisi garip garip bir tweet atmış, silmiş. İşte hoşuma gitmeyen şeyler var diye tweet atmış. Hiç hoşuma gitmiyor benimle böyle şeyler. Yani taraftar hocayı yemeyecek ama bunu demek bana yakışmıyor biliyorum ama yerli oyuncular hocayı yiyecek. Olmuyor. Yani hemen bahsed erken konuşuldu. Hoca bu maçta eleştirilecek. Yerden yere vurulacak. Yani bugün sözleşmeler geliyor. Bir dünya sözleşmeler geldi. Jenerle sözleşme imzalandı. Avcıyla, Uğurcan'la sözleşme imzalandı. Karşılığı bu olmamalı. Karşılığı bu olmamalı. Bu olayın faturası kesilmeli. Bak Ömür'ü çok seven biri olarak. Bilmiyorum Ömür kadrodaşı mı? Bench mi? mi? Okey. Adana Demirspor maçını Adana Demirspor maçında Abdülkadir Ömür ilk omur oynamamalı. Bakın tekrar diyorum. Ben Ömür'ü yani çok seven biriyim normalde. Ama aa, Ömür bu kadrodaki bu ilk 11'deki bazı oyunculara fatura kesilmeli. Kesilmeli. Hoca da kendine kesmeli bir reaksiyon yok çünkü. Olmuyor bu sistem. Hamsi'yi bekliyoruz. Hamsik'siz başka planımız yok. Hamsikte ne kadar sıkıntıda olduğu belli, adamın hazır olmadığı da belli. Ya dedim tamam bir kanat trezegi olsun, trezegi olmuyor ama o çabasını görüyorum. Ömür de o da yoktu bu arada. Tamam bir kanat trezegi olsun. Ya diğer kanata işte koy Naci'yi Engin Baytar'a oynattığımız gibi işte koy Bartrey'i Kanada at, hareketlilik olsun. O da olmadı zaten. Yani hareketlilik getirecek at kim var kulübede hareketli? Yani bakayım kulübede. Yani üfürmek istemiyorum da yani. kulübeye bakalım. Kim var kulübede? oyun hareketlensin, sertleşsin diye yani şey alabilirin oyuna. Siyopisi. Oyun sertleşsin. Biraz daha şey olsun. Kanata işte alırdım ya. Alırdım valla yani. Mesela Lahdimi kulübede varsa ya bu kadroya yazılıyorsa belli bir seviyededir derim. At. At oraya. Tam Umut girdi, Hamsik girdi. Eren'in girmesi de okey. Jenini. Yani Jenini de sözleşme imzaladı mı, imzaladı mı belli değil yani. Var ama yok. Ortak kalitemiz rezalet. Niye rezalet? Çünkü planımız yok. Ya yerden orta kesersin planın olur. Yerden sert. Geçen sene vardı ya. Bunu niye yapmıyoruz bilmiyorum. Ceza sahası yayına. Orta kalitemiz rezalet. Bu takım kafayla gol atabilir mi? Bilmiyorum yani. Bu kalitesiyle ve bu orta kalitesi ve şimdi Cornelius da yok. Evet dedim. Beşiktaş çok tempolu oynuyor ama 3-2 zor kazandı. skor gelmeyince eleştireceğiz yani kredi var diye tanıdık 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 hocanın bir şeyler değiştirmesi gerekiyor acilen değişmesi gerekiyor yani rakip 10 kişi sanki biz 9 kişiydik sanki biz 9 kişiydik Fenerbahçe'nin oyununu gördüm darma ederler bize bu tempoyla bu tempoyla bizi darma duman ederler Dün Galatasaray. Dün mü? Önceki gün 10 kişiydi. Pazartesi günü. Fizik kalitesi gene bizden yüksekti. Gene özel yeteneklere bakıyoruz. Gene özel yeteneklere. Planlama planlama var mı? Planlama var mı? Planlama bu muydu? Yönetime de burada yazar tabii ki de. Yani bu takımın yaş durumu belli oyuncuların fizik kalite durumu belli. Gwamin dışında, Siopis dışında böyle fizik kalitesiyle alıp giden adamımız yok. Rakip iki tane siyah adam mı? duman etti arkadaşlar ya. Neyse şu an çok yani bir şey diyesim de gelmiyor. Analiz edip konuşasım da gelmiyor. Ne değiştirilebilir? Yani ne yani ne değiştirebilir işte yani tempoyu arttıracak ha hu, bir şey yapacaksın yani. İki pastan sonra vur ileri ya. İki pastan sonra vur ileri, vur. Üçüncü pastan sonra vur. Yani atma vur. Vur. En azından toplayalım o topu. Rakipten dönsün toplayıp sök, toplayalım. Şimdi bir örnek vereceğim. Vermek istemiyorum. Beni yanlış anlayacaksınız da. Yani Beşiktaş'ın oynadığı oyun vardı. Şanol Güneş'e zamanında. İki pas yapındı. Üçüncü pasta direkt vurdururdu. Rakip karşılardı. Bir ya top onlarda olurdu ya da top karşılayamazdı. Beşiktaş toplardı topu. Ha, bizim ortada toplayabilir mi? Bilmiyorum. Ben diyorum yani bu takım. Safkan 6, Safkan 8, Safkan 10. Gıbamin. Hamsik. 10 numara. Ya Bakıstas, ya Yusuf. İkisi ya Bakı, ya Bakayau, Yusuf. Ömür mömür. Bartri alternatif. Bir şey olduğunda. Yani Bartri iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Bir şey olduğunda girecek. Gereksiz orta kötü orta kesemiyoruz. Yani ortalarımız kötü. Ceza sahasına ya yayına keseceğiz yerde. Ama çizilmiş ucun planı lazım bunun için. Seti çizmen lazım. Bizim o setimiz olmadığı belli. Ne setimiz var onu da bilmiyorum. Kusura bakma hoca. Görüşürüz arkadaşlar.